Senin suçun, sen Cevahir'e ah demişsin. Tıp fakültesini değiştirdi, sevmedi tıpı. Dedi ben o Türk karakol kumandanının oğluyum dedi. 7 yaşına kadar dedi, orada doğdum, orada büyüdüm dedi. Hüseyin Cevahir yazar olabilirdi. Hüseyin Cevahir için mühendis olmak ya da kaymakam olmak veya vali olmak hiç önemli değildi. Cevahir konusunda söyleyeceğim çok şey var ama hepsini saymak ya da yazmak için bir kitap gerekir. Benim çocukluk ve gençlik arkadaşımdır. Cevahir o köyünde kaldığımız yerin sahibi olan Ali Koç'un torunudur. Yani bir ağa torunudur. Ve biz çocuklar o zaman yani 6-7 yaşlarındayız. Daha okul yüzünü görmedik. Cevahir kitap okuyordu. Bizden farklıydı. Onun kitap okuması bizde, biz çocuklar arasında ilgi gördü. Ve onu sevmeye başladık. Gerçekten daha sonra da sanırım ki bu kitapların etkisinden olmuş olacak. Halk arasında da sevilmeye başladı. Yoksulun tarafındaydı, yoksul yanındaydı. Çok yufka yürekliydi. Cevahir yalnız insanlarla değil, doğayla da ilgili çok şey biliyordu. Ve mesela bir bu doğayla ilgili olan ilgisini anlatmak gerekirse ben birlikte biz gidik deriz. Keçi koyun yavrularına otarmaya gitmiştik. Ondan sonra o zaman bir telgraf direği devrilmişti. Biz o telgraf direğini aldık getirdik bir kayanın üzerine koyduk. Kayanın böyle bir çukur yerine getirdik. Ondan sonra tahta ravalli oynadık. Şimdi sevgili Cevahir'in bir de o zaman bir keklik yavrusu vardı. Biz oyuna daldık ya, o keklik yavrusunu unuttuk. Meğer Cevahir basmış, keklik yavrusunu ölmüş. Başladı ağlamaya. Şimdi biz de seviyoruz ya, ben onun ağlamasını hiç istemezdim. Bu çocukluğundan da olan bir şey böyle. Gittim kendisini teskin ettim. Ya dedim bende iki tane üç tane var. Ben bir tanesini sana veririm. Ağlama. Yani Cevahir çok müstesna, bizden farklı bir çocuk olduğu gibi delikanlı zamanında da öyleydi. Onun için sınava girmek veya sınav vermek hiç önemli değildi. Mesela liseden sonra işte tıp fakültesini kazandı. Yani bizim için çok önemliydi o. Yani kolay kolay girilmez, tıp olsun, ondan sonra mühendislik olsun bilmem ne. Bu gibi şeylere ben yani imkan ve ihtimal yoktu. Bizim için, benim için yoktu. Aklım almıyordu bir türlü. Sınava girdim bir iki defa ama bir yer kazanamadım. O ayrı konu. Nereden nereye Allah aşkına ya, nasıl söyleyeyim ben. Benim müzik konusunda yeteneğim vardı. O zaman türkü söylediğimde diyordu ki sen Zeki Müren'e benziyorsun. Belki de taklit etmiş olabilirim, ne bileyim. Türkü konusunda ve resim konusunda yetenekliyim. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bize göre de okul olmadığı için kaldık köşelerde. Ve birçok insanın kaldığı gibi, birçok gencin
kendi yerini bulamadığı gibi biz de bulamadık. Cevher'e geleceğim, şimdi dağınık dağınık anlatıyorum da. Ne yapayım ben başka yani. Demek istiyorum ki Hüseyin Cevahir okuma konusunda çok yetenekliydi. Yazar olabilirdi. Hüseyin Cevahir için mühendis olmak ya da kaymakam olmak veya vali olmak hiç önemli değildi. Mümkündü, olabilirdi. Ya hepsi ekmek peşinde düşmüş. Yani demek ki milyonlarca insanı sömüren bir şey vardır. Bunu söylüyorum. Bir yönetim biçimi var ki o yönetim biçimi işte basiretsiz kendi halkını böyle sürüyor ortaya yere. Bak nerede nereye geldik görüyor musun? Ya şimdi sanata değer verdiği yok. Değer verilen bir şey değil. Sanatçı onu diyeceğim. Bilimsel bir eğitim yok. Biz insanlar onu diyorum Cevahir farklı bir insandı. Onu göreceksin işte o genci. Öyle bir, biz de farklıydık. Bizim içimizde yetenekli olan çok genç vardı. Herkesin yeteneğine göre seçeceksin bunları, elleyeceksin. Ona göre de yolun yöntem vereceksin ve bunları kollayacaksın. Böyle bir sistem istiyoruz biz. Bizim aramızdaki yani çocukların sevgisini anlatmaya çalıştım. Bir de ilkbaharda çiçekler çıkardı. Cevahir Mazgirt tarafında Şöbek diye bir köyden gelirdi. Cevahir'in annesi babasını çok severdi. Ve ilkbaharda nergizler çıkardı. Biz çocuklar gider toplardık ama burasını derdik ki Cevahir'e bırakalım. Gelecek onlar. Geleceğini biliyoruz ve bırakıyorduk. Cevahir dediğim gibi değişikti. Bizden farklı bir gençliği vardı, çocukluğu da vardı. Ben o kadar çok böyle ateşli bir şey değildim. Bir solcu değildim. Fakat bir yoksulluk içerisinden geldiğimiz için bunun anlamını çözmeye çalışıyordum ve çözdüm de. Şimdi diyordum ki bu yoksul millet niye yoksuldur? Bunun hakkını alıyorlar da onun için. Ben düşünüyordum bir devrim olursa bizi de kurtarır diye düşünüyordum. Eyüp tarafında giden yolun orasında bir şey vardı, bir otobüs durağı vardı. Orada bekliyordum, Taksim'e gidecektim. Birdenbire gözlerim tutuldu arkadan. Kim bu demeye kalmadan açtı. Cevahir, Mehmet dedi, ya sen dedi, gel ben seni bir yere götüreceğim dedi. Öyle sarıştık, sarıldık birbirimize. Peki dedim. Taksim'e götürdü. O zaman Türkiye İşçi Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapıyordu. Taksim'de bu gençlerin geldiği eğitim bakımından, yani sosyal meseleler konusunda, bilim konusunda anlattığı şeyler var. Ondan sonra bu çeşitli fotoğraflar asılmış duvarlara. Gösterdi işte şunlar şudur, bu budur, şu şudur falan filan diye. Ben seviniyorum tabii. Yani bunlarla ilgim çok yok, anlamıyorum da. Ben yalnız dedim ki Cevher'e, Cevher dedi, biz dedi Beşiktaş'ta kalıyoruz dedim. Hasan orada dedim, onlar, Ali Rıza orada, Ali var. Bunlar hepsi mühendis oldular. Ben de aralarındaydım işte. Bunlar bizim Dersimli gençler ve sınavı kazanmışlar ve mühendis olmuş oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani logaritma, mogaritma diyorlar. Ben logaritma ne bileyim ben logaritma nedir ya? Ama bunlar bunu söktüler, götürdüler, mühendis oldular. Yüksek mühendis oldular. Doktor oldular. Ben kaldım. Neden sonra bunlar bana diyorlardı ki ya Memo sen tekrar bir şeye gir, sınava gir. Belki kazanırsın. Ne kazanması? Ama bir seferinde tutturdum. O da Fransız filolojisi. Şeyde, lisede öğretmenimiz vardı. Çok iyi bir Fransız öğrendim. Yani o zaman, başlangıçta. Gelen soruları da hasbel kader mi diyelim, yani eski terim bu. Rastgele hepsi tutmuş.
kazanmışım kardeş. Ondan sonra gittim kaydımı yaptırdım. seviniyorum ki. Baksam ki öbür gençler, kayıtlarını yapan gençler su gibi, ana dili gibi Fransızca konuşuyorlar. Bunlar şeyden çık gelenler bunlar, kolejden gelenler. Bilmem Galatasaray'dan, bilmem şuradan buradan kolejden, varlıklı aileden çocuklar bunlar. Ben bu işi kıvıramam diye düşündüm vallahi ondan sonra. Berke Vardar vardı. Bizim öğretmenimiz şimdi belki profesör olmuştu, belki yaşıyordur, yaşıyorsa kalpten selamlarımı iletiyorum. Yaşamıyorsa ne yapalım? Bizim hepimizin gideceği yer. O ayrı bir konu. Bu adam bana dedi ki, yani sen bu sınavı nasıl kazandın? Yani ben de bilmiyorum. En iyisi dedim, hocam dedim, ben buradan çıkayım, ben bu işi beceremem. Ve ayrıldım tabii. O zaman işte liseyi bitirenler bir sınavdan sonra, birkaç sınavdan sonra mesela çocuk eğitimi konusunda, bilmem ne konusunda, yani eğitim konusunda bir kitaplar var, onu alıp okuyorsun, sonra bir sınava giriyorsun, ondan sonra öğretmen oluyorsun. Ben de ilkokul öğretmeni oldum işte. En son karşılaşmamız, ben Cevahir'i daha sonra Ankara'da tıp fakültesini değiştirdi, sevmedi tıpı. Siyasal bilgilerde olduğunu ve gidip sevdiğim için ziyaret ettim. İşte o zaman onlar da böyle bir toplantılardaydılar. Hiç sorma. Mahir Sayan, bunlar hepsi üstün zekalı gençler. Deniz Gezmişler olsun, Hüseyin olsun, İnan olsun, bilmem ne. Bunlar hepsi asıldıkları zaman da hiç kimsenin, halkın kılı kıpırdamadı. Baktılar sadece. Yakından izliyordum. Ben o zaman Karadeniz köylerinden Dereli'de bir yerde öğretmendim. Bahçede oturuyoruz köylerle ve radyo haber veriyor. Ben küçük bir radyom var. Onu dinliyorum. Köylüler de dinliyor. İşte orada dedi ki Mahir vuruldu, Cevahir yaralı, ağır yaralı. Eyvah dedi. Böyle. Eyvah! Sen bunu yetiştir karakola. Bizim hoca da onlardan yana. Cevahir için eyvah demiş. Köylü bulsa ya bir kaşık suda boğacak. Bunlar terörist diye. Köylü yetiştirmiş şey, karakola. Gecenin bir saatinde beni toparladılar, götürdüler. Böyle böyle sen bunların tarafındasın diye. Yok kardeşim. Ve bu adam, yani karakol komandanı olan adam, bir zamanlar Dersim'de Türük diye bir köy vardır. Çağırdı beni. Bizim dilimizle konuşun. Bakın, sen yakana ya bakın. Ya sen kimsin kardeşim? Dedi, ben o Türk karakol kumandanının oğluyum dedi. 7 yaşına kadar dedi. Orada doğdum, orada büyüdüm dedi. Sen buna dua et ki ben oralıyım dedi. Yoksa seni gebertirdim dedi. Ya benim suçum ne kardeş? Senin suçun, sen Cevahir'e ah demişsin. Demek ki bunları koruyorsun değil mi? Yahu Cevahir benim arkadaşım, benim çocukluk arkadaşım, okul arkadaşım, tanıdığım, benim köylüm, benim canım ciğerim ya. Fazla konuşma dedi. Alın dedi hocayı, doğru üst komutana, orası şey deniz olduğu için kendisi şey vermiyor, yani karar vermiyor, komutana götürün bunu. Kitaplarını, mitaplarımı da aldılar, koydular içeriye. Böyle bir torba. Ama Kur'an-ı Kerim de vardı. Dedim bunu da alın. Almadılar. O sol kitaplarını aldılar. Kur'an-ı Kerim de attırdım içeriye. Ya ben öğretmenim. Anlamak istiyorum. Dinden anlamak istiyorum. Edebiyattan anlamak istiyorum. Onun için kitaplarım var. Kitap almışım, okuyorum ya.
Sen bu insanı niye apar topar götürüyorsun yani? Şuna buna düşman değilim ki. Neyse, üst komutana götürdüler. Ya uzun bir büro diyelim. Dipte oturuyor bembeyaz, o arkasında Atatürk resmi var. Ondan sonra açtırdı, torbada ne var dedi, hocanın dedi kitaplarına bir bakayım dedi. Baktık, sol kitapları hepsi. Marksizm, Leninizm bilmem ne. Ondan sonra Kur'an çıktı, başka kitaplar çıktı, edebiyat kitapları çıktı. Ya bunlar bize de var dedi, kardeşim siz bunu niye getirdiniz buraya dedi. Hadi götürelim. Hay Allah'ım yarabbim. Ama bir gece nezarette kaldım orada. Karakolda. Gece getirdiler, nezarette kaldım. Dedim ki, dalların memleketimin çorak toprakları, çiçeklerin sevdiğim dostlarımdır. Penceremden eksilme sakın. Yemin ettim sana su vereceğim. Hüseyin Cavay'la ilgili bir türkü söylerdim eskiden diyorsun, diyordun. Bir şeyler yazdım. Titsilava, Vyesena. Tuhumirenlikem. Sen bir çırasın, yanıyorsun ve söylemeyeceksin ve seni unutmayız diye yazdığım bir şey vardı. Kendi ana dilimle yazdım.